Evet. Kura iki tane binlik bir metre çapında boru atacağız. Burası şiştiği zaman alternatif olarak oradan geçiyorlar. Vermek yerine geriye doğru basmak yerine oradan şuradan devam edip tahliye edilecek. Zaten orası evet. Açık. Orada bir evet. Sıkıntı olmayacak. Değerli arkadaşlar, burası eski Trabzon biliyorsunuz. Zaten hatlar, dereler kapatıldı. Evet. Başka sıkıntılar çıktı ama şimdi inşallah şu kadınlar pazarında yıkılmasıyla TOKİ'nin çalışması da devam edecek ve bu sorun bir daha yaşanmamak üzere inşallah ortadan kalkacak. Burada esnafımızın zarar tespitini yaparız. Ne oldu ne bitti ona da bakarız. Elimizden geldiğince hem biz hem valiliğimiz gereken desteği sizlere vermeye çalışırız. Yani. Ama burada önemli olan bu işin bir daha olmamak üzere çözülmesidir. Biz de ona uğraşıyoruz. Bir taraftan yağmur kanallarıyla uğraşıyoruz. Bir taraftan eksik altyapıyı tamamlamayla uğraşıyoruz. İnşallah ben geldiğimden beri başkanım, buna çalışıyorum. Başkanım sizin sistemimiz yok. Sistem önceki edebilirsiniz. Sistem, önceki razı. Başkanın sistemimiz var. Olsun. Yani merak etme. 15 sene burada kaldı. Ne yaptı burada? Trabzon'u mahvetti. Yani Trabzon'dan çıktı yani. Sizin meselenizi de çözeceğiz yarın merak etmeyin. Biz tamam. Yarın bırak. Biz tamamlayacağız onları. Merak etmeyin. Abi, sizinle inşallah. Beraberiz. İnşallah. Geleceğim, sizi de ziyaret edeceğim. Başkanım bakabilirsiniz dükkanlara. Bakacağım. Gel, zaten onun için geldim. Hadi gel. Hepimizin bir de hepimizin. Bakalım. Dükkanlarına bakalım. Buraya gel. Başkanlığımıza hem diğer birimlerimize, zabıtamıza hakikaten özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Burada elbette ki esas olan bu tür işlerin bir daha yaşanmamasıdır. Yani bunun için gerekli tedbirleri alıp altyapıyı oluşturmaktır. Ama olduktan sonra da yapılması gereken şey en seri bir şekilde vatandaşımızın yaşadığı sorunlara destek olup bu sorunları çözmek. Bu manada gerek zabıtamız, gerek itfaiyemiz, gerek yol birimimiz, gerek TİSKİ Genel Müdürlüğümüz dün akşamdan beri ben görüyorum gayretle çalışıyorlar. Hakikaten bütün personelime teşekkür ediyorum. Biz de takip ediyoruz yakından. Ben dün akşam da geldim buraya. Akşam da baktım. Ama tabii biz esasında bu bölgenin altyapı meselesini şu kadınlar pazarıyla çok bağlantılı olduğu için bir taraftan onu yıkıyoruz. Bir an önce arkadaşların boşaltması lazım burayı ki biz buradaki çalışmamızı aşağıya bağlayalım. Ve bir daha bu bölgede dün akşam yaşanan sıkıntı yaşanmasın. Ama şunu da söylemek lazım. Hakikaten çok büyük bir yağmur miktarı Trabzon'a düştü dün. Sadece merkezde değil birçok ilçemizde de bu yağmurdan dolayı çeşitli sıkıntılar yaşandı. Şu anda bana verilen bilgi 12-13 tane yolumuz yani of Çaykara, Sürmene, Araklı, Yomra, Maçka, Düzköy taraflarında, Beşikdüzü taraflarında bazı mahallelerimizde 12-13 tane mahallemizde irili ufaklı heyelanlar meydana geldi ve oralarda arkadaşlarımız, ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve şu anda ulaşıma kapalı olan bir yolumuz yok. Bu manada arkadaşlarımızı yine yürekten tebrik ediyorum çünkü çok süratle müdahale ettik ve bu heyelanla kapanan yolları trafiğe açtık. Bir kısmını kontrollü veriyoruz, bir kısmı tamamen açıldı. Diğer taraftan yılın ilk karı yağdı dün gece ve bazı yerlerde bazı vatandaşlar yollarda mahsur kaldılar. Ve biz 3 tane noktada dün gece ve bugün vatandaşlarımızı mahsur kalan, kardan dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızı da kurtardık. Birkaç tane Çaykara'da ve Düzköy'de kar nedeniyle kapanan mahalle yolumuz var. Onlara müdahale ediyoruz. Diğer taraftan da tabii şehir içerisinde çok çeşitli noktalarda gerek TİSKİ ekiplerimiz, gerek yol bakım onarım daire başkanlığı ekiplerimiz yoğun bir mücadeleyle bu yağmurun olumsuz etkilerini minimize etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan kendi eksiklerimizi de görüyoruz. Bunları da süratle tamamlama gayreti içerisinde olacağız. Trabzon'umuzun altyapı konusunda eksikleri var. Yağmur kanalları yetersiz, bunları çok artırmamız lazım. Kanalizasyon meselesini biraz daha titizlikle ele almamız lazım. Üstü kapatılan dereler var, tekneye uygun olmayan yerler var. Bütün bunları belli bir zaman içerisinde ama öncelik sırasına göre ele alıyoruz. Ve inşallah Trabzon'umuzu yağmur çok alan bir bölge Trabzon, yağmurlardan minimum etkilenen bir şehir haline
5 yıllık görev süremiz içerisinde getirmeye gayret edeceğiz. Trabzon medyasında soruları olacak size. Bu noktada moloz mülteke patlayan noktaya çözümü için bir tarih verebilir misiniz? Yani burası her sağanak evet, yağışta. Doğru. Aşırı sağanak yağışta. Şu anda aşağıda büyük bir çalışma başlattık. Evet. Orada bir deplase yapılıyor ve su seviyesi yükseldiğinde alternatif bir kanal oraya koyduk. Şu anda arkadaşlar onu çalışıyorlar. Bugün yarın onu bitirirler çok büyük borularla. Artık bu dere şiştiğinde, arkası şiştiğinde geriye vermemesi alternatif ikinci bir geçişle denize ulaşmasını sağlayacak çalışmayı arkadaşlar başlattılar. Ben de oradan geliyorum. Bu çalışma bittiğinde artık bittiğinde daha... değil. Hayır, o yeterli değil. Biz ta şu yukarıdan bunu aşağıya kadar çözmemiz lazım. Bunun için de şu gördüğünüz kadınlar pazarı yıkılıyor. Burayı yıktığımızda onun altından altyapıyı da hallederek aşağıya tamamen bağladığımızda ondan sonra artık diyeceğiz ki moloz bir daha bu işi yaşamayacak. Bu ne kadar zamandır? İşte burası yıkıldığında 3 aylık bir süreçten bahsediyoruz. 3 ay. Evet, 3 aylık bir süreç. İnşaat süreci inşaat süresi 1 ila 2 yıl arasında sürer bunu. Maksimum aynı maliyet yaşanmak için mesela daha hızlı çalışırsa. Yani bunun bir inşaat süresi var. Neticede 1 yıldan aşağı olmaz. Bir para problemimiz yok. Bir saniye dinleyeceğim seni. Bu arkadaşı bir dinleyeyim, seni de dinleyeyim. Ama aşağıda mesela çok bekleme zamanı oldu. Neyle ilgili? Şu aşağı taraf yaptım mesela, Balıkhane inşaat. Yok, bunu biz yapacağız. Bunu büyükşehir olarak biz yapacağımız yani biraz, için. Diyeyim, başka bizim açımızdan sorun yok. Biraz imalkarlık oluyor. Yani bizde eksiklikler olabilir. Ama moloz bizim için çok önemli bir bölge, Trabzon'un kalbi. Dolayısıyla merak etmeyin. Bunu yıkıp, arkaya çekip, yerine yenisini yaptığımızda, bu yolları genişlettiğimizde, aşağıdaki balıkhane bittiğinde, buranın altyapısı da tamamlandığında bambaşka bir moloz olacak. Burası ile alakalı olarak ben size söyleyeyim, iş başladı, müteahhit ihalesi yapıldı, teslimini yaptık, söküm başladı. İnşallah ben de üzerinde duracağım, para problemimiz de yok, parası da hazır buranın. Dolayısıyla şeyine göre 2 yıl bunun. Bizim şartnameye göre 2 yıl ama çok daha erken bir zamanda bitirilmesi için gayret gösteririz. Doğru. İnşallah çok daha çabuk bitiririz onu. Biz de öyle istiyoruz ya. Yavrum şey delikanlı gel sen de söyle. Dur bu arkadaşımız da bir dinleyin. Geliyorum ben o zaman. Bekle beni geliyorum. Başkanım bizim geliyorum. Hasar tespiti yapıldıktan sonra bunlar karşılanacak mı? Şimdi şöyle tabii bu afet mevzuatı kapsamında bir iş değil mi? Yani o dediğiniz hasar tespit meselesi ve sonrası afet mevzuat kapsamında olan şeyler. Elbette sigorta konusu var, bunu bilmiyoruz ama biz zabıtamızla belediye olarak gereken hasar tespitlerini burada, yani hasardan ziyade hasar dediğiniz insanların içerideki malı, ürünleri zarar gören, yoksa binalarda vatandaşın bir şeyi yok zaten, bir sıkıntısı yok. Bunları tespit ediyoruz. Bir ortaya çıksın durum, bakacağız. Gerekirse Ankara ile görüşüp bir miktar sosyal anlaşma, Aile Bakanlığı üzerinde bir miktar destek alabilmek için uğraşacağız. Bunu sayın vekillerimizle de gündeme getiririz. Şu anda manzarayı bilmiyorum. Yani ne kadar bir masraf var, ne kadar bir hasar ortaya çıkacak ürünler, ürün kaybı olarak. Onu tespit ettiğimizde çözümünü de üretiriz. Ama burada mesele o değil. Vatandaşlar da aşağıdan beri gelirken bize dediler ki bizim için işte bu seferlik bu hasarın şeyinden çok, tazmininden, karşılanmasından çok bu meseleleri bir daha yaşamamamız önemli. Kalıcı önlemlerin alınması önemli. Ben de aynı kanaatteyim. Bu bölgeyi Trabzon'un hakikaten merkezi, ticari anlamda kadim bir yer. Dolayısıyla bu bölgeyi arzu ediyoruz ki gerçekten hem altyapısıyla hem üst yapısıyla Trabzon'umuza, dışarıdan gelen ziyaretçilerimize ve insanımıza yakışır bir hale getirelim. Bunun için çalışıyoruz. Evet. Onlar geçici. Burada şu gördüğünüz esnafı oraya taşıyacağız. Ve burayı tamamen yıkacağız. Burası bittiğinde onlar tekrar buraya gelecekler ve orayı yıkacağız bu sefer. Kesinlikle geçici yani. Hiçbir şekilde orada kalıcı bir şeye müsaade etmeyiz. Onu söyleyelim. Al bak, o tavuğu bak.